Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 5 farklı yöntemle bilgisayarınıza nasıl şifre ekleyeceğinizi veya başka bir ifadeyle nasıl oturum açma şifresi oluşturacağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu işlem hem Windows 8 hem Windows 10 hem de Windows 11'de aynı yöntemle yapılıyor. İlk yöntemimiz arkadaşlar en basit olan yöntem Ctrl Alt ve Del tuşlarına basıyoruz. Klavyeden Ctrl Alt ve Del tuşlarına bastığınız zaman karşınıza şu şekilde bir pencere gelecek arkadaşlar. Buradan parola değiştir diyoruz. Halihazırda parolamız olmadığı için eski parola kısmı boş geçiyoruz ve buraya yeni parolamızı ardından parolamızı tekrar yazdıktan sonra şuradaki ok simgesine tıkladığımız zaman parolamız oluşturulmuş oluyor. İkinci yöntemimizde ise denetim masasından yapıyoruz. Bunun için arkadaşlar şuradaki arama kısmına denetim masası şeklinde yazıyoruz. Eğer burada arama kısmı yoksa Windows kısmını sağ tıklayarak ara diyoruz ve gelen arama kısmına denetim masası şeklinde yazıyoruz ve çıkan denetim masası uygulamasını tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde denetim masası penceresi geliyor. Görüntüleme ölçütü kategori olacak şekilde kullanıcı hesaplarını seçiyoruz. Ardından tekrar kullanıcı hesaplarını seçiyoruz ve devamında arkadaşlar başka bir hesabı yönetin diyoruz. Burada kullanıcı hesabımızı tıkladıktan sonra hemen şuradaki parola oluştur seçeneğini seçiyoruz. Buraya arkadaşlar yeni parolamızı yazıyoruz. Ardından yeni parolamızı tekrar yazdıktan sonra parolamızı hatırlamak amacıyla herhangi bir ipucu yazıp parola oluştur diyoruz. Böylece yeni parolamız oluşturulmuş oluyor. Üçüncü yöntemimizde ise ayarları kullanıyoruz. Bunun için hemen şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden hesaplar sekmesine gidiyoruz. Ardından hemen şuradaki oturum açma seçeneklerini seçiyoruz. Ve son olarak arkadaşlar buradaki parola seçeneğini seçiyoruz. Bakın burada otomatik olarak ekle seçeneği geldi. Çünkü bilgisayarımızda hali hazırda parola bulunmuyor. Ekle seçeneğini seçtikten sonra buraya arkadaşlar yeni parolamızı yazıyoruz. Ardından yeni parolamızı tekrar yazdıktan sonra parolamızı hatırlamak amacıyla bir ipucu yazıyoruz. Ve ileri diyerek arkadaşlar yeni parolamızı oluşturmuş oluyoruz. Dördüncü yöntemimizde ise bilgisayar yönetimini kullanarak yeni parola oluşturabiliriz. Bunun için rastgele herhangi bir klasörü açıyoruz. Klasörü açtıktan sonra arkadaşlar hemen sol taraftaki bu bilgisayar veya bilgisayar yazan elin üzerini sağ tıklayıp yöneti seçiyoruz. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız gelişmiş seçenekler kısmından arkadaşlar yönetiyi çıkartabilirsiniz. Yöneti seçtiğimizde karşımıza şu şekilde bilgisayar yönetiminin penceresi gelecek. Burada arkadaşlar hemen şuradaki yerel kullanıcılar ve gruplar kısmını açıyoruz. Ardından kullanıcılar kısmını seçiyoruz. Bakın bizim kullanıcı adımız buydu. Şu hesabımızı arkadaşlar şu şekilde biraz açalım. Üzerine bakın sağ tıklıyoruz. Parola belirle diyoruz. Ardından ileri. Burada arkadaşlar yeni parolamızı yazıyoruz. Ardından yeni parolamızı tekrar ediyoruz. Ve tamam dediğimizde parolamız oluşturulmuş oluyor. Son olarak CMD yani komut sistemini kullanarak parola oluşturabilirsiniz. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına CMD şeklinde yazdıktan sonra buradaki arkadaşlar yönetici olarak çalıştır seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza gelen uyarıya evet diyoruz. Böylece siyah pencere bizi karşılıyor. Burada arkadaşlar hızlı bir şekilde komut kullanarak bilgisayarınıza şifre koyabilirsiniz. Bunun için net boşluk, user boşluk kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Eğer kullanıcı adınız tek kelimeden oluşuyorsa arkadaşlar doğrudan yazabilirsiniz. Örneğin mesela merhaba şeklinde tek kelimeden oluşuyorsa bu şekilde yazabilirsiniz. Eğer benim gibi çift kelimeden oluşuyorsa arkadaşlar tırnak arasını almanız gerekiyor. Yani çift tırnak şeklinde arasını almanız gerekiyor. Tırnağımı açtıktan sonra mazot boşluk kaçakçısı şeklinde yazıyorum ve çift tırnağı arkadaşlar kapatıyorum ve boşluk oluşturuyorum. Bu şekilde yazdıktan sonra şifrenizi yazabilirsiniz doğrudan. Örneğin şifrenizin 1 2 3 4 5 6 olmasını istiyorsanız 1 2 3 4 5 6 şeklinde yazıyoruz ve enter yapıyoruz arkadaşlar. Böylece şifremiz değiştirilmiş oluyor. Yani daha doğrusu şifremiz 1 2 3 4 5 6 olarak oluşturulmuş oluyor. Eğer daha sonra tekrar gelip değiştirmek isterseniz aynı şekilde buraya arkadaşlar net boşluk, user boşluk, çift tırnak arasında eğer iki kelimeden oluşuyorsa bu şekilde kullanıcı adınızı yazdıktan sonra yeni şifrenizi tekrar yazabilirsiniz. Örneğin mesela 4 5 6 şeklinde şifre oluşturacaksınız ya da sonra PL şeklinde ekleyelim. Şu şekilde bir şifre oluşturacaksanız arkadaşlar bu şekilde yazdıktan sonra enter yapıyoruz ve böylece şifremiz artık 4 5 6 PL şeklinde değiştirilmiş oluyor. Eğer şifrenizi yine kaldırmak isterseniz yapmanız gerekense oldukça basit arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra sonuna bakın boşluk yaptıktan sonra yıldız işaretini koyuyorsunuz. Yıldız işaretini koyduktan sonra enter yapıyoruz. Bakın kullanıcı için parola yazın seçeneği geldi. Tekrar enter yapıyorum. Herhangi bir şifre girmeden tekrar enter yapıyorum. Onaylama için parolanızı yeniden yazın geldi ve tekrar enter yaptığım zaman bu şifre kaldırılmış oluyor. Yani şifremizi kaldırmış oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.